Bir an önce saçmalamayı bırakmam lazım. Benim Can'la konuşmam lazım. Beni bir tek Can paklar. Ne yazdın? Beni gerçekten yanlış anladınız Deniz Hanım, yazdık abi. Bana daha uzun bir şey yazdın gibi geliyor. Abi tam son anda onun ayarı şey oldu. Onu düzeltmek durumunda kaldım ben. Bakalım cevap yazacak mı? Aa. Aa. Benim umudum sizden bir evet cevabı duymaktı. Ay bu... Sen bak şu yere, bu kan yürek yıkana. Ay. Dur. Hemen mesaj atmayayım, 5 dakika sonra atarım. Sökmedi mesaj dalgası. Tabii çok kızdı kadın. Artık yüzümüze bakmaz bizim. Ya abi şimdi biraz bırak sindirsin yani. Kız evi naz evi şimdi. Beklemek lazım. Ya manitam be Allah aşkına ya. Neyin nazı ya? Allah Allah. Sosyal ortamda özür diledik işte. Yani daha ne yapalım? İnsan bir cevap yazar. Ne yazmış abi? Allah Allah. Arsız mıdır nedir oğlum bu kadın? Benim de duymak istediklerim var ama söyleyen yok. Şimdi bu ne manaya geliyor abi? Ne bileyim oğlum ben ne manaya geliyor. Biz bir mana söylediğimiz zaman tokat diyoruz. Kendisi bir manaya gelecek şeyler yazıyor. Yaz. Deniz Hanım. Ateşle oynuyorsunuz, farkında değilsiniz. Lütfen. Ne yazıyorsun arkadaş ya? Abi kolay değil böyle. Yazıyoruz işte dediklerini bir bir. Duymak istemediğiniz şeyleri bile söyletirsiniz siz insana bu güzelliğinizle. Ay. Bu iş tamamen kontrolden çıkmaya başladı. O zaman şöyle diyorum size Sermet Beyciğim. Korkutuyorsunuz Sermet Bey. Ama yanacağımı bile bile ateşe koşan pervaneler gibi kendimi alamıyorum felaketimi yürümekten. Oğlum şaşırmış lan bu kız. Sen bu telefonu kapat, başımıza iş almayalım biz. Yok abi öyle şey olur mu ya? Kız sana fena yangın şimdi. Bir kere gönlünü eğileceksin artık yani. Sevaptır. Öbür türlüsü nimete ihanet olur yani abi. Olur mu lan öyle şey? Narin yengene nasıl yaparım ben bunu? Yani bu kız benim Narin'e aşkım bile bile. Demek ki tutamıyor kendini. Aşk bu abi. Nasıl tutsun? Nasıl tutsun yani? Sen en iyi kendinden biliyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Oku bakayım bir daha sonra. Beni korkutuyorsunuz Sermet Bey. Ama yanacağımı bile bile ateşe koşan pervaneler gibi kendimi alamıyorum felaketimi yürümekten. Değil misin sen? Esas sana ne oluyor? Yemeğin başından beri şu sırıtık ifadeyle oturuyorsun orada. Sen geldin, mutluyum ondan. Narin'le aranızda bir şey mi oldu? Pek görüşmüyorsunuz sanırım şu aralar. Geldiğimden beri ne aradı, ne geldi, bahsi bile geçmedi. Bir şey olmuş belli, ondan soruyorum yani. Sen yokken çok şey oldu. O da biraz meşgul, o yüzden. Şade'yi adam öldürmekten içeri aldılar. Atıf ortalarda yok. Çocuk öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Ondan çok dağıldık yani. Aa,
Neler olmuş ya benim yokluğumda? Hiç de bahsetmiyorsun. Anlatsana biraz. Bak, Yemeyeceğim. Doydum. Bak uçak geliyor. Yemeyeceğim. Uyuyacağım. Bak geliyor Osmanlı'dan beş kardeş ha. Dayak yok. Gülüm sen de nasıl inanıyorsun benim buna vuracağıma? Gerçekten inanıyor musun yani? Yatacağım sonra anne gelecek. Gel bu akşam biz seninle beraber yatalım. Gel. Çok mu özledin anneyi sen? Özledim. Şu telefonu versene. Ne için vereceğim? Ya ver yok bir şey ver. Ne yapıyorsun? Ya çok hayırlı çok güzel bir şey yapıyorum sen merak etme. Vallahi ben alışık değilim senin böyle nanesiz vakit geçirmene. Anlattıklarının dışında bir şeyler daha var sanki ama. Yok bir şey canım. Anlattım işte ya daha ne olsun bela üstüne bela. Şimdi Şadiye'nin durumu halloldu. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Sen ne yaptın bugün? Hiç. Öyle bir emlakçıyla buluştuk. Bir iki ofis gösterdi. Bir iki yere baktık falan. O kadar yani. İyi geceler güzellik. Yıldızlı gecemsi. Ay Allah'ım aklımı koru ya. Uykum geldi, ben yattım. Aa, bu saatte. Deniz sen iyi misin? İyiyim canım, gayet iyiyim. Ne oluyor, ne oluyor? Dur sen bir anlat bakayım, kimden geldi o mesaj? Sana ne? Irmak'cığım sana ne, sana ne? Allah Allah. Allah Allah. Sana ne ya? Koşma kızım, koşma. Gözleriniz beni uyutmuyor. Durum ağır oğlum. Hem de çok ağır. Yardımcı olabilir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.